Hocam, vehne günümüzden örnek verebilir misiniz ve bununla beraber bunu bir hastalık olarak varsayarsak, bu hastalıktan kurtulmanın yolları neler olabilir? Belki bu soru Yani ayrı bir ders niteliğinde belki ama. Nasıl? Belki bu soru ayrı bir ders niteliğinde ama kısaca söylemek gerekirse. Yani örnek dediğiniz uzak yerlerde değil, içinde bulunduğumuz toplum, bizler, ecdadımız gibi değiliz. Onlarda vehen çok daha azdı. Kendilerini ümmet coğrafyasında ilahi kelimetullahı hem sağlamak hem sürdürmek üzere canla başla değil mi üç kıtada bunun çabası ve gayretini gösteriyorlardı. Dolayısıyla vehenin bulunmayışı her an onları ölüme hazır, her yolculuğa giderken bir daha dönmeme ihtimalini bilen bir psikolojide tutuyordu. Yani ölüm gerçekliği hayatta hissedilen, dokunulabilen bir şeydi, konuşulabilen bir şeydi ve uğrunda savaşılan değerleri söz konusuydu. Şimdi insanlar dünyevileşince, yani bizler dünyevileşince bu tür şeyler hayatımızın bir parçası değil. O bakımdan örnek dediğiniz zaman biz kendimizde en yakın örneği görebiliriz. Her birimiz vehenden yana ne kadar nasibimiz var. Cenab-ı Hakk'a kendimizi böyle bir süreçte ne kadar hazır hissediyoruz. Bu uğurda olacak bir savaşta kendimizi önde mi, arkada mı, geride mi buluruz? Cenab-ı Hak وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Biz önde olanları, önde bulunmak için can atanları da biliyoruz. Geride kalmaya davrananları, yani böyle biraz gevşek davranınca ön taraflar dolmuş oluyor zaten. Bunları bile biz biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Biz de her birimiz o bahsettiğim deminki vehen durumumuza göre önde yer alanlardan mıyız? Oluruz. Orta yere mi kalırız? Sonlara mı düşeriz? Yahut pasaportunu alıp yurt dışında kendisine hazırladığı başka bir yere kaçanlardan mı oluruz? Bu bizim bugünden özellikle kendimiz açısından bilebileceğimiz, çünkü Cenab-ı Hak belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendisine basiretle tanıktır dedi Cenab-ı Hak. Yani başkasını bilemeyiz elbette ama en iyi kendimizi biliriz. Dolayısıyla örnek arıyorsak, bu duyguları görmek istiyorsak, şöyle kendi iç dünyamızda bir MR gerçekleştirdiğimizde eminim bu ve benzeri duyguların örneklerini rahatlıkla görebileceğiz. Çünkü epeyce bir savrulduk. Yani yüzyıllar yılı bu coğrafyada ve ümmetle beraber yaşadığımız o birliktelik, o ruh kaybolalı beri biz zaten vehen üzere yaşıyoruz. Bundan çıkabilmemiz elbette ki Allah Azze ve Celle'nin emirlerine dikkat edip bunları önce fert fert hayatımıza yansıtmak ve sonra da bunu içtimai hayatla paylaşmakla ancak mümkün olur.